Selamun aleyküm sayın tavşilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepinizin üzerinde olsun inşallah. Sayın tavşilerim, bugün yine iftara hazırlık yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi burada kuru fasulyem var. Yarım kilodan az, 2 su bardağı. Bunu akşamdan ıslattım. Sabaha kadar, sonra suyunu süzdüm, yıkadım. Tekrar üstünü bir parmak biraz gömecek şekilde suyu koydum ve ocağa koyuyorum ve altını açıyorum. Açtım ve burada altını da açıyorum. Tenceremi önce kızdıracağım, yani ısıtacağım. Ondan sonra etimi içine ilave edeceğim. Bu arada sayın tavşileri, bu şekilde ben mutfağımı sizlere göstereceğim. Mutfağım burası. Sahurdan sonra bulaşıklarımı yıkıyorum ve mutfağa geçtiğim zaman mutfak bu şekilde temiz olduğu zaman yemek yapmak daha kolay oluyor ve daha huzurlu. Mutlaka sizler de yapıyorsunuz. Yapmayanlar için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle şimdi bulaşıklarımı yerleştireceğim ve mutfağım bu şekilde. Şimdi sizlere odamı da göstereceğim. Odamız da böyle. Orada iki tane koltuğumuz var. Bir de masamız var. Şöyle balkonu dışarıya da sizlerle paylaşayım. Dışarısı nasıl acaba? Konya'nın havası. Bugün gerçekten hava çok soğuk. Bu şekilde burada evimizin bir tarafında böyle bir çam ağacı. Bu tarafında bir tane çam ağacı. Bu ağaçlar gerçekten çok güzel. Güneş olduğu zaman gölge oluyor. Konya'mız bu şekilde, dışarısı. Bugün hava soğuk. Şimdi buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi tencerem ısınana kadar bulaşıklarımı yerleştireceğim. Bu tabağım, bu tencerem bunlar depremden çıktı. Şimdi tenceremiz ısındı. Etimi ilave ediyorum. Bunu akşam da dondurucudan çıkarttım. Bugün çözülsün diye buzdolabına koydum. Daha tam çözülmemiş. Şimdi önce mühürleyeceğim etimi. Şimdi burada fasulyemiz kaynamaya başladı. Burada da etimiz. Şimdi sayın tavşilerim, etimiz böyle sulandı. Şimdi kapağını kapatıyorum. En düşük ateşe alıyorum. Bu etim bir saat kadar kendi suyuyla pişecek inşallah. Yani ben bunu şimdi kavurma yapacağım. Bu etimi. Fasulyemiz pişti. Bu şekilde. Altını kapattım. Suyunu süzeceğim şimdi. Şimdi burada etimize bakalım. Pişiyor, daha suyunu çekmemiş.
En kısa ateşte etimiz pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Şimdi burada fasulyemizi bu şekilde süzüyorum. Şimdi burada etimiz hala pişmeye devam ediyor. Ta ki suyunu çekene kadar pişireceğim. Normalde şey kullanıyordum. Küçük soğanlar kullanıyordum, hiç doğramadı. Bir tane büyük soğan doğradım, ufak ufak, ince ince. Bu Adana biber salçası, yemeğe kullanıyorum bunu. Şimdi 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, o kadar yeter. Tereyağını koyacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı. İçerisine bir çay kaşığı tuz. Soğanlar daha çabuk yumuşaması için. Okularımız daha pişmeye devam edeyim. Çok az bir suyu kaldı.
Şimdi burada soğanımız kavruluyor. Şöyle altını biraz basalım. Burada da getirdim. Burada etimizi suyunu çektim. Bu şekilde. İçerisine şöyle. Şöyle bir yemek kaşığı. İçerisine çünkü tamamen yağsız eti. 1,5 yemek kaşığı tereyağı koydum. Ben bunu hem fasulyeye kullanacağım. Hem de pilav için kavurma. Şimdi bu da burada kavurmuşum. Böyle. Daha bunun içine ben su koymadım. Ne yapmıştır? Şimdi soğanları hafif pembeleşti böyle. Şimdi içerisine Adana acısız biber salçası. Şöyle bir yemek kaşığı. İlave ediyorum. Buradan şöyle bir şimdi 1,5 yemek kaşığı koydum. Salçamızı koyduk. Şimdi salçamı güzelce kavuracağım. Sadece kokusu çıkana kadar. Salçamı ilave ediyorum. Şöyle fasulyem biraz kavrul. Şöyle bir çevireceğim. Üzerine bir çay kaşığı kimyonu ilave ettim. Ve suyunu ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Birazcık daha su koyacağım. Burada su çaydanağı su koydum, su kaynasın. Oraya da şey yapacağım. Biraz daha su koyacağım. Burada da etimiz yağıyla kavrulmaya başladı. Sayın takipçilerim, ben pilavı kavurma koyacağım diye ben etimi bu şekilde kavurma yaptım. Ama bazen de kavurup da ondan sonra haşlıyorum. Üzerine su koyup haşlıyorum. Siz isterseniz haşlayarak bunu yapabilirsiniz. Ama bu şekilde olması kavurmak daha lezzetli olduğunu biliyorum. O yüzden bu sefer bu şekilde yaptım. Hatta şöyle etinin bir tanesini alayım. Etimiz nasıl pişmiş mi diye. Etimiz böyle pişti. Ama şu an yağıyla kavuracağım. Ondan sonra fasulyenin üzerine ilave edeceğim bir kısmını. Şimdi burada fasulyemiz pişsin. Üzerine dediğim gibi biraz daha su koyacağım. Şimdi burada kavurmamız pişti. Şimdi piştikten sonra tuzunu ilave ediyorum. Bundan biraz alıyorum. Fasulyenin üzerine ekliyorum.
Şimdi azıcık bir yumurta kaynamış sokulacaktım da. Şimdi fasulyemizi bir 10 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra altını kapatacağım. Şöyle. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Bunun içinde bir tuzu yok vardı bu kavanozda. İçine salçamı koydum. Kapağını alayım. Altını da kapatıyorum. Şimdi fasulyemizin altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Salatayı da erkenden yapıyorum. Kolaylık olsun diye. Yapıp dolaba koyuyorum ama sosunu koymuyorum tabii ki. Önemli limonunu. Şimdi salatamı yapacağım. Azıcık kapı biber. Maydanoz çok az var. Azıcık tereyağı koyacağım. Bir de maydanoz. Soğanla biraz alacağım. Bu da şeye kullanacağım, fasulyenin yanında dilimleyeceğim. En son maydanozunu serpeceğim bu şekilde. Ve salatamız hazır. Akşama sosunu yapacağım bunu.
Bir tatlı kaşığı nar ekşisi. Bir çay kaşığı sumak. Azıcık. Yarım çay kaşığı tuz. Ve birazcık nane. Kuru nane. Üzerine birazcık şöyle limon sıkalım. Şimdi bu sosumuz hazır. Salatayı bu burada beklesin. Yeşilliklerimiz de burada. Soğanımız burada. Fasulyenin yanında. Salatanın üzerine jelatinle kapatıyorum ve buzdolabına kaldıracağım. Bunun üstünü de kapatıyorum. Turp olsaydı bu fasulyenin yanında güzel giderdi. Şimdi buzdolabına koyalım. İki bardak bize, yarım bardak, yani bize 1,5 bardak, komşulara da fazla koydum. Öyle yeter. Çok sıcak. Şimdi pirincimin üzerine kaynar su döküyorum ve ıslanması için bekletiyorum. Ve içerisinde şey sıkacağım, biraz tuz koyacağım. Tuz koymamın sebebi pirinçler dağılmasın diye. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı dolusu safter yağı koydum. 1,5 su bardağı şehriye de koydum. Şimdi içerisine birkaç damla limon, o pilava parlaklık versin diye. Pirincimizi iyice kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pirinci ıslattığım için daha az su kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4. Bardak su koydum. Çünkü şehriyeyi fazla koyduğum için. Tuzunu da ekliyorum. Ve en kısık ateşte, en düşük ateşte pişmeye bırakıyorum.
1,5 yufka kullandım. Kullanacağım. Yeter bu kadar. Pilavımız pişmiş. Üzerine biraz tereyağı koyuyorum. Altını kapatıyorum. Şöyle tamam. Bu kadar yeter. 1,5 tane yaptım. Şimdi şekeri ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Tamam, 4 bardak. 750 ml bu bence ancak şey. İlacımız burada. Onu ocağa koyacağım. 1 bardak şeker koydum. 750 ml süt. Ama yine de bakacağız, eğer şekeri iyiyse fazla koymayacağım, ama eğer yetersizse biraz daha ekleyeceğim. Bu Konya'da markette gördüm, küçük güllaçlar. Büyük olunca bize çok fazla geliyor. Ama böyle olduğu zaman bunu da nasıl yapmışlar? Dörde bölmüşler. Üçgen şeklinde. Böyle. Şimdi bunları kızartacağım. Börekleri kızartacağım. Çatlamaz. Bunu bir tane daha. Kavurma eti de ısıtıyorum şimdi.
Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdi sayfa atıcılarım. Ben bu günlerce üstüne kapatmıştım. Süt şerbetini çeksin diye. Şimdi bunu kesiyorum. Bismillah. Böyle yeterli değil mi? Üç tane büyük olmasın diye. Şöyle. Benim oğlum bunu çok seviyor. Özellikle Ramazan'da. Biz normalde bunu yapmayız. Burada Konya'da bir takipçim var. Dün beni aradı. Nazlı Hanım benimle görüşmek istiyor. İftardan sonra gittik. Nazlı Hanım'la görüştüm. Nazlı kardeşimle. İnan ki o kadar güzel insanlar ki inanamazsınız. Çok güzel. Samimi. O kadar güzel insanlar ki ben bile inanamadım. Samimi, içten, cana yakın. Rabbim böylelerini sayısını arttırsın inşallah. İnanın ki onunla tanışmaktan çok çok memnun oldum. Nazlı Hanım kardeşimle gittik. Bir yerde oturduk, tanıştık. Gerçekten onlarla tanıştığıma çok çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Rabbim onlardan binlerce kez razı olsun. Ve cümlemizden razı olsun. Ve sürekli gerçekten onlarla görüşmeyi düşünüyorum. Yeni geldim. Şimdi saat kaç? Saat 12. Sözde bir saatliğine gittim. Ama saat 8.30'da 12'yi buldu. O kadar sohbeti güzel ki Allah binlerce kez razı olsun şimdi. Güllacımız şimdi kestik ve bu şekilde süslüyorum. Böyle. Cevizle süslüyorum. Ceviz yakışıyor buna. Şimdi benim oğlum bunu sabırsızlıkla bekliyor. Bu nasıl oluyor böyle? Kaç tane? Buraya koyduk anladık. Bu nerede? Burada kaç tane var? İki. Allah Allah nasıl oluyor? İki. Şöyle. Bu tatlı çok hafif bir tatlı. Çünkü bu tatlının içinde sütlü bir tatlı olduğu için bir de yağ da yok içinde. Gerçekten çok hafif bir tatlı. Bunun içine sadece bir su bardağı şeker koymuşum. Bir de 750 milim süt. Zaten tarifi üzerinde yazıyor. Burada da ne yapacağım? Şimdi bunu çilekle süslüyorum. Bu şekilde. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Ramazan'da çok hafif bir tatlı. Şimdi tatlımız hazır. Buradan takipçime Nazlı Hanım'a, kendisi burada Konya'da, kendisine, ailesine, kızına da özellikle buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onları Allah'a emanet ediyorum. Bir de burada videomu bitiriyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah cümlemizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim herkesin orucunu kat kat sevabını arttırsın inşallah.